Bu parçanın yazarı ile ilgili olarak bir dile doğru kullanmayı önemseyen, iki başarılı olacağına inandığı sanatçıları eleştirileriyle yönlendiren, üç sanat eserindeki iletinin okuruyla doğru buluşması gerektiğine inanan, dört toplumsal içerikli eserleri diğerlerinden üstün tutan nitelendirmelerinden hangileri doğru değildir? Umut vadeden şairleri, öykücüleri ve romancıları ele alıyorum eleştirilerimde. Bir tanesi geldi bile. Umut vadeden şairleri ele alıyorum dedi. Başarılı olacağına inandı. Umut vaat etmek, başarılı olacağına inanmak. Bu gider, bu var yani. Bu genç yazar da bozuk düzenle savaşımını ustalıkla yapıyor ama diline dikkat etmiyor. Bakın, önce olumlu bir şey söyledi, ustalıkla yapıyor. Sonra ama dedi, diline dikkat etmiyor. O zaman yazarımız dili doğru kullanmayı önemseyen biri. Bunu eleştirdiğine göre bu da gitti. Özne yüklem bağıntısını yitirirse okura düşüncelerini nasıl aktaracak? Okur onun o değerli düşüncelerini anlayamazsa yazar olarak buna üzülmeyecek mi? Bakın bu cümleden de üçüncü cümle çıkar. Sanat eserindeki iletinin okurla doğru buluşması gerektiğine inanan. Burada dedi ki, eğer özne yüklem bağıntısını yapmazsa okura düşüncelerini nasıl aktaracak? Okur onun değerli düşüncelerini anlayamazsa üzülmeyecek mi? Demek ki önemsiyor bunu. Bu da gitti. Ben değerli bir yazara iğne batırmanın onu okşamaktan daha yararlı olduğunu düşünmüşümdür hep. 4 çıkmadı, o yüzden cevap B. Bu parçadaki özgürlük ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Özgürlük dünya var olalı beri insanın ve insanlığın en önemli sorunlarından biridir. Bu konu sizi, beni, herkesi ilgilendiren bir konu. Çok iyi biliyorum ki sizler özgürlüğü çok doğal olarak her şeyden üstün tutmaktasınız ve size tanınması gereken özgürlüklerin yeterince ya da hiç tanınmamasından yakınmaktasınız. Ama işte tam da bu noktada bütün haklılığınızın yanı sıra bir şeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Özgürlük, kafanızda içeriği ve sınırları iyi belirlenmemiş, bulanık bir kavram niteliğiyle kaldığı sürece sahip olmak istediğiniz özgürlüklere ilişkin bütün dış engeller ortadan kalksa bile sizler özgür olamazsınız. Arkadaşlar, anlatılmak istenen nedir soruları ana düşünce sorularıdır. Genellikle de ana düşünce sonda bulunur. Tabi her zaman değil. Bazen tüm parçaya yayılmış da olabilir ama genellikle sondadır. Burada da sonda denk geldi. Bakın dedi ki, sınırları iyice belirlenmemiş bulanık bir kavram niteliğiyle kalırsa yeterince özgür olamazsınız. A. Evrendeki canlıların her birinin en doğal hakkı olduğu. Bundan bahsetmiyor, diğer canlılardan bahsetmiyor. B. İnsanda düşünce ve davranış gücünü geliştiren özellikler içerdiği. Bundan da bahsetmedi. Özgürlüğün kazandırdığı şeylerden bahsetmedi. C. Kişiye kazandırdığı özgüvenin kişisel başarıyı arttırmada önemli rol oynadığı. Hayır, yine özgürlüğün bize kazandırdığı şeylerden hiç bahsetmiyor metnimiz. Metnimiz özgürlüğün nasıl olması gerektiğinden bahsetti. D. Netleşmiş çizgileriyle bilince dönüştürülerek yaşanması gerektiği. İşte bakın geldi. Netleşmiş çizgiler, sınırları iyi belirlenmemiş, bulanık olursa özgür olamazsınız dedi. Eğer netleşmiş çizgileriyle bilince dönüştürülerek yaşanırsa o zaman olur. İşte cevabımız geldi bile. E. Çevresel faktörlerin etkisi altında biçimlendiği. Hayır, bundan da bahsetmedi. Özgürlüğün sınırlarının nasıl olması gerektiğini söylediği için cevap D. Bu parçadan Türk öykücülüğünün 1990'lı yıllardan itibaren gelişimi ile ilgili olarak bir dünyadaki kısa öykü türünün etkisinde kaldığı, iki yayımlanan öykü kitapları sayısında ciddi bir artış olduğu, üç öykü türüne açıklık getirecek çalışmalardan uzak durulduğu, dört kadın yazarların bu türe ilgi gösterdiği, beş niceliksel artışının şiiri geride bırakmaya yetmediği belirlemelerinden hangisi söylenemez? Niceliksel sayı olarak demek arkadaşlar. Türk öykücülüğü 1990'lı yıllardan itibaren önemli bir nicelik artışına paralel olarak edebiyat kamuoyunun giderek artan ilgisiyle karşılaştı. Bir tanesi geldi bile. Bakın, ikinci cümlede demişti ki, yayımlanan öykü kitapları sayısında artış. Burada ne dedi? Önemli bir nicelik artışı. Yani şu söylenebilir. Eskiden şiirle edebiyat yaşamına atılan genç sanatçılar özellikle kısa öykünün dünyadaki gelişiminden etkilenerek öykü türüne daha çok ilgi gösterdiler. Bakın bir tane daha geldi. Dünyadaki kısa öykü türünün etkisinde kaldı. Dünyadaki gelişiminden etkilenildi. Yani bir de gider. Özellikle kadın yazarların kısa öykü edebiyatına katkıları hiç görmezden gelinecek gibi değil. Bakın burada vardı, kadın yazarların bu türe ilgi gösterdiği. Burada ne dedi? Özellikle kadın yazarların kısa öykü edebiyatına katılmaları. Yani bu da gitti, bu da söylenebilir. Kısa öykü üretimindeki nicelik artışına karşılık öykü türünün kuramsal sorunlarıyla ilgili yayınlar ülkemizde aynı ölçüde çoğalmadı ne yazık ki. Bir tane daha geldi. Sayıları artmış ama
Kuramsal sorunları ile ilgili yayınlar az. Neredeydi o? Şuradaydı bakın. Öykü türüne açıklık getirecek çalışmalar, yani kuramsal çalışmalar maalesef yok dedi. Bu da gitti. Fakat 5 yok. Yani cevabımız E. Çünkü niceliksel artışının şiiri geride bırakmaya yetmediği söylenmedi. Niceliksel olarak arttı dedi şurada ama şiirle bir kıyaslamaya gitmedi. O yüzden cevap E. Bu parçada Kapadokya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Arkadaşlar burada olduğu gibi değinilmemiştir, söylenemez şeklindeki olumsuz köklü sorularda mutlaka önce şıklar okunur, oradan anahtar kelime bulunur, sonra metin amaçlı olarak okunur. A. Uygarlığın merkezinde yer aldığına, uygarlığın merkezi. B. Havaalanının ihtiyaca cevap vermediğine, havaalanının ihtiyaca cevap vermediği. C. Yer bilimi açısından benzersizliği. D. Yabancı gezginlerin ilgi odağı. E. Yeraltı kentlerinin çokluğu. Kapadokya, namı diğer Özgür Atlar ülkesi, Anadolu'nun tam ortasında medeniyetlerin kavşağında bir bölge. Uygarlığın merkezinde, medeniyetlerin kavşağında geldi bile. Kendine özgü jeolojik yapısıyla dünyada benzeri olmayan bu bölge neredeydi? Yer bilimi açısından benzersizlik. Aynı zamanda özellikle Hristiyanlar için büyük bir öneme sahip. Romalıların zulmünden kurtulmak için bu bölgede pek çok yeraltı şehri inşa edilmiş. Bakın, yeraltı kentlerinin çokluğuna. Yumuşak kaya dokusu sayesinde toprak onları gizlemiş ve yıllar boyu misafir etmiş. Bu sebeple sadece özgün doğasıyla değil, aynı zamanda çok özel tarihiyle de yüz binlerce yabancı turisti çekiyor. Yabancı gezginlerin ilgi odağı oldu. Böylesine yoğun bir uluslararası destinasyona hizmet veren bir havalimanı, Yenişehir Kapadokya Havalimanı. Havalimanından bahsetti ama yetersiz olduğundan bahsetmedi. O yüzden cevap B. Bu sözleri söyleyen kişinin edebiyattan beklentisi aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzdeki sanat anlayışını anlamakta zorlanmıyorum desem yalan olur. Evet, zorlanıyorum çünkü içinden çıktığı milleti tanımayan bir sanat anlayışı olabileceğine inanmıyorum. Bugün şiir için, edebiyat için süs, çerez tanımlaması yapıp sanat sanat içindir anlayışını benimseyen sanatçılarımız var. Bu düşünce karnı tok, sırtı pek milletlere göre belki doğrudur. Ama bizim gibi milletlere süsten, çerezden önce giyecek, içecek lazım. Biz sanata açız. Onun için ne kadar süslü, ne kadar tatlı olursa olsun giysi ve gıda vazifesi görmeyen edebiyat bize hiçbir şey söyleyemez. Bu çizdiğim yerler ayrıca şurası. İçinden çıktığı milleti tanımayan bir sanat anlayışı olabileceğine inanmıyorum cümleleri yazarımızın sanata bakışını anlatıyor. Sanatın toplum için yapılması gerektiğine inanıyor. Sanat sanat içindir anlayışına inanmıyor. A. Bireysel bakış açısıyla oluşturulması. Bunun tam tersine düşünüyor. B. Toplumsal sorunları ayna tutması. Sadece toplumsal sorunlar değil, bu kısıtlı kalıyor. Daha doğru bir cevap bulmamız gerekiyor. C. Okura umut verici bir içerik taşıması. Umut vermekle alakalı bir şey söylemedi. D. Toplumcu ve faydacı olması. İşte geldi. Bakın şu sadece toplumsal sorunlar yetmez. Toplumcu aynı zamanda faydacı. Çünkü ne demişti? Yiyecek, içecek vazifesi, giysi, gıda vazifesi görecek demişti. Çok detaylandırmıştı, o yüzden cevabımız bu. E. Hedef kitlede estetik zevk uyandırması. Estetik zevkle alakası yoktu. Cevap D. Bu parçada yazarın anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Gerçekten bir acıyı yaşamamışsa nedenle etkilenirse etkilensin yine de okudukları düş gibi geliyor kişiye. Bu nedenle yaşamadıktan sonra onlar kadar acı çektim sözü yüzeyde kalır hep. Bu nedenle hayalle canlandırılmış ürün yaşanarak yazılmış kadar sağlam basamaz yere, dolayısıyla etkili de olamaz. Burayla ilgili bir şey arayacağız çünkü ana fikir burada verildi. A. İnsanların yaşamın gerçeğini yaşayarak öğrenmesi gerektiği. Buradan bahsedilmiyor, eserde bahsediyor. Eser geçmiyor A şıkkında, o yüzden olmaz. B. Yaşananların anlatıldığı eserlerin, hayallerin kurgulandığı eserlerden daha etkili olduğu. Tam da oturdu değil mi? Bakın aynı şeyi söylüyor. Hayalle canlandırılmış ürün yaşanarak yazılmış kadar sağlam yere basamaz ve etkili olamaz. Cevap geldi bile. C. Anılarını düşlerle süsleyen yazarların başarılı olamadığı, anılardan falan bahsetmiyor. O yüzden bu da olmaz. D. Kolay okunan yapıtların okurların ilgisini yeterince çekmediği. Kolay okunan yapıt meselesi de yok. E. Yapıtlardaki bireysel acıların yerine toplumsal sorunların olması gerektiği. Bundan da bahsetmedi zaten. Cevabımız çıkmıştı. Cevap B. Bu parçada İnce Mehmet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Arkadaşlar burada olduğu gibi değinilmemiştir, söylenemez, ulaşılamaz, çıkarılamaz gibi olumsuz köklü sorularda önce mutlaka şıklar okunuyor, anahtar kelime bulunuyor, sonra metin amaçlı olarak okunuyor. A. İçeriğin hangi eksende geliştiği, içerik. B. Yazarının diğer eserleri içindeki yeri. C. Anlatım teknikleri. D. İsyan edebiyatı örneği olduğuna. E. Yazarını dünya edebiyatına tanıttığına.
Yaşar Kemal'in kitapları birbirinden değerli, birbirinden güzeldir ama bunların içinde İnce Memed'in ayrı bir ismi, ayrı bir yeri vardır kuşkusuz. B'de de demişti ki diğer eserleri içindeki yeri. Légion d'honneur sahibi olan Yaşar Kemal'in İnce Memed'i onun dünya çapında ün kazanmasını sağlayan eserdir. İşte bakın dünya edebiyatını tanıttı. Eser Çukurova'daki ağalarla bu ağalara baş kaldıran bir köylü gencin çatışmasını anlatır. İçeriğin hangi eksende geliştiği. İnce Memed gibi protest edebiyat örnekleri, isyan, protesto, isyan demek, başkaldırı öyküleri, başkaldırı zaten isyan demek, genellikle haksızlıkların ve eşitsizliklerin yoğun olduğu yörelerde gözlenir. Cevap C. Bu parçada yazarın gençlere yönelttiği eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? Çocukluktan ergenliğe doğru yol alan bireylerin kişiliklerini hem ailelerine hem de çevrelerine ispatlama çabası sergilemeleri, kendilerini ifade edebilecekleri aidiyet duygularının gelişeceği ve kimlik kazanacakları çeşitli gruplara katılmalarına neden olmaktadır. Gençler özellikle giyinme, belirli markaların tercih edilmesi ve eğlenmede belirli mekanların tercih edilmesi tarzları ile ait oldukları grubu belirginleştiriyor ve böylece kendini farklılaştırıyor. Bu gençler ne yaptıklarından öte neleri satın aldıkları ve ne kadar harcadıkları ile yaşamı anlamlandırıyor. Tüketimi nesnelerden yola çıkarak arzularını, hayallerini, unuttuklarını gerçekleştirmeye kaynak olarak kullanıyor. A. Çeşitli sembol ve simgeler üzerinden kimliklerini oluşturma çabası içinde olmaları. Çizdiğim yerde de aynı şeyi anlatıyordu. Bakın çeşitli sembol ve simgeler, markalar, mekanlar işte. Buradan kimliklerini oluşturmaya çalışıyor. Ne demiştik? Kendini farklılaştırıyor. Kendi kimliğini oluşturmaya çalışıyor. Cevap geldi bile. B. Aile ve akrabaları dışında yeni bir sosyal çevre ile iletişime girmeleri. Bundan bahsetmedi. C. Sorumlu ve bilinçli bir tüketici tavrından uzak olmaları. Mesele tüketicilik değil. D. Yazılarıyla kurdukları ilişkiyi sürdürme ve geliştirmede tutarsız davranmaları. Yazmaktan bahsetmedi. E. Kişisel yeterlilik ve sorumluluk gibi özellikleri çevreye uyum adına yok etmeleri. Bundan da bahsetmedi. Cevap A. Bu sözleri söyleyen bir film yönetmeni bir minyatürle ilgili bir film yapmak için Levni'nin hayatını ve çalışmalarını ayrıntılarıyla inceler. 2. Itri ile ilgili bir film yapacaksa Itri'nin müziğini filmde fon müziği olarak kullanır. 3. Ebru sanatı ile ilgili bir filmde Ebru'ya modern bir bakış açısıyla yaklaşıp farklı yorum getirir. İşlemlerinden hangisini yaparsa filminde gelenekten yararlanmanın birinci yöntemini uygulamış olur. Gelenekten yararlanmanın birinci yöntemi onu da metinde göreceğiz herhalde. Sinemada gelenekten yararlanmak elbette mümkün. Bunun iki yöntemi var bence. Birincisi kes yapıştır. Bunda geleneğin kim unsurlarını alır, filminde kullanırsın. İkinci yöntem geleneğin bazı yapılarını yorumlayıp onlardan metaforlar, eğretileme üretmektedir. Kes yapıştır nasılmış? Geleneğin kim unsurlarını alıp filminde kullanıyormuşsun. Bu durumda Itri ile ilgili bir film yapacaksa, Itri'nin müziğini filmde fon müziği olarak kullanırsa birinciyi yapmış olmaz mı? Çünkü burada da demişti ki geleneğin kim unsurlarını alır filminde kullanırsın. 3 olmaz çünkü orada yorum getiriyor. O ikinci yönteme girer. Diğerinde de gene yorumlama var. Alacak, hayatını, çalışmalarını inceleyecek. Muhtemelen kendine göre yorumlayacak. O yüzden cevap B.